Saat başına rakamlar böyle şekilleniyor. Ama bugün itibariyle hem içeride hem dışarıda fiyatlamalar nasıl değişti? Gerçekten sabah saatleri itibariyle bu artık bilançoları da tamamlıyoruz. BIST 100 ve kur etkisi dışarıda bir miktar daha sanki ABD tahvil piyasasında tarım dışını beklerkenki fiyatlama. Tüm bunları araştırma müdürü Dağhan Gökçe'ye soracağız Vem Bey yatırımdan. Merhaba Dağhan Bey. Merhaba Gizem. Öncelikle bir içeriden başlayalım isterseniz. Yine özellikle borsa tekrar kırmızıya döndü. Kur tarafı biraz kararsız gibi. Bugün nasıl yorumluyorsunuz fiyatlamaları? Güzel. Şu anda piyasada tam bir bekleme havası var. Kurda hiçbir hareket yok. Öğleden sonra MHP'nin ve CHP tarafından gelen açıklamalara çok hafif de olsa bir tepki verir gibi oldu BIST 100. Ama BIST 100'deki hacimlere baktığımızda oldukça düşük seviyede. Siyasi taraf beklemeye devam ediliyor. Zaten bu hafta az önce sen de söyledin, tarım dışı istihdam var Cuma günü. Piyasa genelinde bekleyiş havası hakim. Söyleyebileceğim bu. Peki dışarıya da bakalım biraz isterseniz. Çünkü yani bugün itibariyle evet daha sakin bir gündem var ama tarım dışı istihdam verisi öncesinde nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle biraz emtia tarafını da sormak istiyorum ben. Yani Fed'in eli daha mı az kuvvetli diyelim son gelen Cuma günkü rakamlardan sonra? Zayıf bir tarım dışı sürpriz yapıp şu an için mesela altında ve Brent petrolde yukarı yönde bir hareket var. O hareketi tetikleyebilecek bir zayıf dolar hareketi görür müyüz sizce? Güzel. Şimdi beklenti 225 bin tarım dışında 200 bin ile 250 bin arasında piyasada herhangi bir tepki oluşmayacağını bekliyorum ben. İki tane olasılığı düşünürsek 200 binin altında bir rakam gelirse bahsettiğim dolarda gevşeme ve altın ve petrolde yukarı hareket olabilir. Yani diğer tarafta da 280 bin 300 bin gibi bir rakam gelirse benzer şekilde dolarda sert bir fiyatlama olur. Şimdi özellikle tarım dışı istihdam hani korele olduğu, hangisi ilişkili olduğu gibi çalışmalar, birçok çalışma var. Bunlar üzerine baktığınızda, yani bunlar üzerine yapılan çalışmalarda net bir sonuç çıkmıyor. ISM tarafında istihdam tarafına gelen rakamlara baktığımızda beklenenden kötü. Diğer taraftan GDP ile ilgili gelişmeleri zaten sürekli takip ediyoruz. Özellikle ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe geçerken. Bu noktada çok bir sürprize karşılaşır mıyız? Ben pek beklemiyorum açıkçası. Yani 200 bin ile 250 bin arasında bir fiyatlamayla biz yeniden gözleri Ağustos sonu Jackson Hole'a, ondan sonra da Eylül'deki Fed toplantısına çeviririz diye düşünüyorum. Ben Bey Yatırım'a çok teşekkür ediyoruz. Orada araştırma müdürü Dağhan Gökçe sorularımıza cevap verdi. İçeri ve dışarıdaki gündemi konuşmaya çalıştık.